Aslında tehditleri belli kategorilere ayırmak mümkün ama bugün geldiğimiz noktada güvenlik tehditleri artık küçük kurumlardan, 3-5 kişilik avukatlık bürolarından, büyük servis sağlayıcılara, finans kurumlara, üniversitelere, eğitim kurumlarına kadar yaygın bir yer kapsıyor. Eskiden sadece daha böyle çocuksu motivasyonlarla yapılan güvenlik tehditleri bugün arkasında ciddi organizasyonlar barındıran, para motivasyonuyla büyük paraların döndüğü bir aslında bir iş alanına dönüşmüş gibi. Dolayısıyla karşıdaki durum böyle olunca bu tarafa geçtiğimiz zaman da buna yönelik bir altyapı hazırlığı, buna yönelik bir bilinçlenme gerekiyor güvenlik tarafı için. Dediğim gibi çeşitli kategorilere ayırmak mümkün. Servis kesintisi ataklarından bahsedebiliriz. Bunlar örneğin sistemin çalışmaz hale gelip o firmanın zarar görmesine yönelik genelde yapılan tehditler. Verinin kendisine yönelik yapılan çalmaya yönelik tehditler var. Bu bir firmanın tasarımlarını çalmak olabilir. Bir bilgi deneyimini aktarmak olabilir. Birçok yönden bakabilirsiniz bunlara. Tabii bu bir de tehditlerin geldiği vektörleri iyi analiz etmek gerekiyor. Bugün e-mail yoluyla, e-posta yoluyla, web üzerinden, bir USB stick üzerinden birçok şekilde tehditler artık iletilebiliyor. Dolayısıyla kurumların güvenlik altyapılarını bu bakışta gözden geçirmeleri, kritik datalarının, verilerinin nerede durduğunu önce iyi analiz edip kimlerin buralara hangi yollardan nasıl eriştiğini haritasını çıkarmaları ve güvenlik altyapılarını bu yöne göre şekillendirmelerinde fayda var. Önemli nokta ise güvenlik sadece tek bir ürün kurup bırakarak olmuyor. Birçok teknoloji bir arada maksimum şekilde verimli çalıştığı zaman güvenliği elde ediyordu. Önemli nokta bu ürünleri birbiriyle entegre, birbirlerini besleyebilir, birbirlerinden beslenebilir şekilde bir ekosistem içerisinde birbiriyle haberleşir bir şekilde kurabilmek ve yönetebilmek de yatıyor aslında.